Elhamdülillah, elhamdülillah, innel hamdelillah. Elhamdülillahi hamden tayyiben kethiran mübareken fi mil'es semavati ve mil'el ard ve mil'e ma şa'e min şeyin ba'd. Subhanehu subhaneh, ma a'zama şaneh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Aziz müminler, bugün 27 Rebiul Evvel 1434 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizi burada Cuma vesilesiyle camilerde cem ettiği gibi yarın büyük günde hesabını alın aklıyla verip cennetinde cem eylesin. Amin. Rabbim bedenlerimizi bir araya topladığı gibi dağılmış duygu, düşünce ve enerjilerimizi de bir araya toplasın. Amin. Rabbim bizleri camilerde, cemaatler içinde, cumalarda birleştirdiği gibi büyük ailemizin, 7 milyarlık büyük ailemizin kayıp çocuklarını İslam yuvasında toplasın inşallah. Aziz kardeşlerim, bugün hutbem İslam ibadet değil, ubudiyet dinidir başlığı altında olacaktır. Ne demek İslam ibadet dini değildir, ubudiyet dinidir? İbadetle ubudiyet arasındaki farkı anlamak lazım önce. Bunun için hutbemin serlevhasında okuduğum ayeti kerimeye dönmemiz icap ediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları, yani görünen ve görünmeyen iradeli varlıkları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. İbadet ile ubudiyet arasında ne fark var sualine dilcilerimiz, müfessirlerimiz ve kelamcılarımız farklı farklı cevaplar vermişler. Bunlardan bir tanesi, ibadet Allah'ın razı olduğunu yapmak, ubudiyet Allah'ın sana yaptığından razı olmak demişler. Ama sadece buna indirgenemez. Ubudiyet hayatın ibadet kılınmasıdır. İbadetse sadece ritüellerden ibaret. İbadetler deyince aklımıza namaz gelir, oruç gelir, hac gelir.
İşte başkalarının ibadetleri de var. Hristiyanların ibadetleri var. Yahudilerin ibadetleri var. Budistlerin ibadetleri var. İbadet tüm dinlerde kendi kutsalına ayırdığı ritüele ibadet denilir. Onların ayinleri de kendi ibadetleridir. Fakat ubudiyet İslam'a hastır. Ubudiyet Müslümanlara hastır. Ubudiyet tarih boyunca Allah'ın seçip beğendiği, övdüğü din olan İslam'ın şiarıdır. Onun için ubudiyet hayatı ibadet kılmaktır. Peki hayatı ibadet kılmak nedir? Şu mu? Gece kaim, gündüz saim. Eskiden olduğu gibi şöyle 5-10 metrelik bir çilehane ya yerin altına ya bir mağaranın içine bir post, bir de dost, yanına bir kırba su, bir çıkın ekmek, haydi bana eyvallah. Nereye? Mağarama. Yani hırama gidiyorum. İyi de bu vahiy Allah Resulü'nü Hira'dan indirdi. Şimdi sen bu vahyi inmemiş mi sayıyorsun? Eğer Allah'ın muradı bu olsaydı, bu vahiy Resulullah Hira'ya çıkmışken onu indirmezdi. Şimdi bu vahiy dedi ki kalk. Kum dedi. Kum. Kum illeyle illa kalile. Geceleyin kalk dedi. Geceleyin bile kalk dedi. Gece yatmak içindir oysa ki. Ama gece bile kalk dedi. Zaten dil kuralı gereğidir. Yatılacak zamanı bile kalk diyorsa kalkılacak zamanı kalk demeye gerek yok. Eğer senin yanında ihtiyarlarsa annen ve baban, üf başkalarını da kaldır. Sadece sen kalkma. Uyanman yetmez. Uyandır. Kaldır. İn mağaradan. İn Hira'dan. İn, dön insanların arasına. Dön şehire. Şehirden kaçarak iyi olamazsın. Dağların başında herkes iyi olur. İş şehirlerin göbeğinde iyi olmaktır. Caddelerde iyi olmaktır. Kötülerin arasında iyi olmaktır. Yiğitlik odur. Dön aralarına ve orada iyi ol, iyi et. Şimdi ne söylemiş oldu? Eğer bir çilehaneye girmemiz emredilseydi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mağaradan indirmeye gerek yoktu. Zaten çıkmıştı. Mağaraya çıkaran da vahiy değildi onu. Mağaradan indiren vahiydi. Hira'dan indiren vahiydi. Hira'ya çıkaran vahiy değildi. Onun için Allah Resulü bu talimatı ta hücrelerinde hissettiği içindir ki la rahbaniyete fiddin. Dinde ruhbanlık yoktur. Bu dinde ruhbanlık yoktur ilkesini yazmıştı. Bu ilke bu ümmetin şiarı olmalıydı. Fakat gel zaman, git zaman, başka dinlerin ruhbanlıkları bu dinin içine doğru girdi. Tabii ibadetsiz bir Müslümanlığa karşı bir tepkiydi bu da. Çok ilginç. Ve bu tepki maalesef bazı dönemlerde Müslümanları tamamen çığırdan çıkardı. Allah Resulü bu tip sapmalara karşı çok ciddi bir biçimde muhalif olmuştu. Mesela bir seferinde Ebu Zerri Gıfari, Süheyb-i Rumi,
Selman-ı Farisi ve benzeri, içine büyük sahabiler gelmişler, ya Resulallah demişlerdi. Biz bir karar verdik. Neymiş o karar? Biz dağa çıkacağız, bir mağaraya kapanacağız, gece gündüz Rabbimize ibadet edeceğiz. Eşimizi, dostumuzu, evimizi, barkımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, işimizi, gücümüzü bırakacağız. Diyor ki ravi, ben peygamberimizin yüzünün hiç o kadar kızardığını görmedim. Yüzü kıpkırmızı oldu, alnındaki damar kalktı ve onlara döndü, dedi ki, ben size güzel bir örnek değil miyim? Ben ibadet de yaparım, eşimle dostumla beraber de olurum. Ben Allah'a zaman ayırırım, ehlime de zaman ayırırım. Ben size güzel bir örnek değil mi? Resulullah bu tip rigid çıkışları hep mani oldu. Engelledi. Bu dinin ibadet dinine dönüşmemesi için, ubudiyet dini olarak kalması için hep uyardı ümmetini. Bu anlamda sahabilerden bazıları daha müttaki olma adına, daha takvalı davranma adına çok ekstra şeyler yapmak istiyorlardı. Allah'ın helal kıldığı bazı şeylerden uzak durmak istiyorlardı. Mesela bir tanesi oruçluyken eşini öpmüyordu ve bunu da takva olarak sunuyordu. Bu haber Hazreti Ayşe'ye gelince, vallahi Resulullah oruçluyken beni öper dedi. Efendimiz'e bu haber geldiğinde o şöyle cevap verdi. Tamam ama Allah onu övmüş de yaratmış. O başka, dedi sahabide Hazreti Ayşe'nin bu cevabına. Resulullah'ın kulağına bu geldi. O farklı cevabı geldi. Bir daha böyle bir şey duymayayım. Ben sizin içinizde Allah'tan en çok korkanım. Yani beni farklı bir kategoriye koyup da kendinize özel bir dini servis yapmayın. Hazreti Ömer döneminde bu hassasiyet devam etti. Hazreti Ebubekir döneminde tabii ki devam etti. Hazreti Ömer'in bir takım uygulamaları anlaşılmaz bulunur mesela. Ama bu uygulamaların özüne bakıldığında müthiş bir feraset görülür orada. Bunlardan bir tanesini, belki yeni duyacağınız bir şey, bir tanesini söyleyeyim. Ezanın içerisinde bir ibare vardı Hazreti Ömer'den önce söylenen. Hayye ala hayril amel. Hayye ala hayril amel. İki defa bu söylenirdi. Haydin amelin en hayırlısına. Namaza yani. Amelin en hayırlısına. Bu rivayet genellikle Şii kaynaklarda bulunur. Fakat Sünni kaynaklarda da bulunur. Şevkani'nin Neynül Evtar ve benzeri muhteşem kitapların sahibi olan Şevkani'nin kaynağında bulunduğu gibi, naklettiği gibi. Dolayısıyla Sünni kaynaklarda nakleder bunu. Hazreti Ömer bunu kaldırdı. Hayye ala hayril amel. Ve bundan şikayet edenler oldu. Onlara dedi ki, neden kaldırdığımı niye sormuyorsunuz? Şunun için. Bu millet ibadet diye sadece namaza düşer de hayatın ibadet olduğunu unutur. Cihadı unutur, emri bil marufu unutur, tebliği unutur, daveti unutur. Yani hayatı ibadete dönüştürmeye unutur diye böyle yaptım. Bu bir Ömer feraseti. İkinci bir örnek daha görüyoruz Hazreti Ömer'de. Peygamberimiz bazen ikindi namazından sonra bir nafile kılardı. Bu tartışma imamlar arasında çok ciddi bir tartışmadır. Hatta sahabe arasında peygamberimizden sonra ciddi bir tartışma konusu olmuştur. İkindiden sonra kılınan nafile.
Bazı sahabiler bu nafileyi kılmayı sürdürdüler. Bazıları farklı yorumladılar. Hazreti Ayşe'nin yorumu şuydu: Allah Resulü öğleden sonraki kılmak istediği nafileyi kılamadığında ikindiden sonra kılardı. Tıpkı kuşluğa yaptığı tefsiri yaptı Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe, Allah Resulü kuşluk diye bir namaz kılmazdı. Gece kalkamadığı zaman o günün kuşluğunda bir nafile kılardı diyor. Tıpkı bunun gibi ikindi sonrası nafilesini de böyle tefsir etti Hazreti Ayşe. Böyle yorumladı. Bu nafileyi Hazreti Ömer yasaklamıştı. Mescitte kılan birini görünce iyi bir dövdü sahabeden. Yani öyle az uz dövmedi, adam yaralanmıştı. Dedi ki: Ömer, ben bu namazı Allah Resulü'nün kıldığını şu gözlerle gördüm. Sen beni yaralamayıp öldürsen vallahi bu namazı kılarken öldürürsün. Sonra üzüldü tabii, çok üzüldü. Onu davet etti. Dedi ki: ben böyle yapmazdım. Sana bunu niye yaptım biliyor musun? Bu millet ibadet deyince gece gündüz namaza düşer ve dinin öbür emirlerini yerine getirmez. Hayatı ibadete dönüştürmez. Hayatın ibadet olduğunu unutur, ruhbanlığı hortlatır diye yaptım dedi. Bu çok ilginç bir yaklaşım. Gerçekten feraset ve basiret ehli bir yaklaşım. Bu anlamda biz bu hassasiyetin daha sonra kaybolduğunu görüyoruz. Daha sonra acayip bir dindarlık, Allah Resulü'nü Hira'dan aşağı indiren vahiy, hayattan geriye çekildikçe Müslümanlar da kendilerine birer Hira aramaya başladılar. Birer mağara. Mağara bulamayanlar yerin altına kazdılar. Çilehane. Onu beceremeyenler inşa ettiler, tekkeler yaptılar, içerilerinde odalar yaptılar. Oraya, zaviyelere, yani selamet der kenarest. Kenarda ol, selamette olursun. Yani insanlar sana bulaşmasın, sen insanlara bulaşma. Ne o benim yüzümü görsün, ne ben onun yüzünü göreyim. Onlarla halvette bulunma, onlarla teşriki mesaide bulunma, onların arasında olma. Kendi çilehaneni kur, tek kişilik cennetini inşa et. Oh ne güzel, oraya çekil, bir efendim dost, bir post, bir de ekmek varsa tamam efendim. Böyle Müslümanlığı herkes yapar. Peki ne olacak? Peygamberlerin yolu bu mu? Siz hiç emekli olan peygamber gördünüz mü? Duydunuz mu? Falan peygamber emekli olmuş. Duydunuz mu? Siz hiç kendisine mağara yapıp da oraya çekilen peygamber duydunuz mu? Siz hiç kendisine tekke yapıp da oraya çekilen peygamber duydunuz mu? Peygamberlerden daha fazla Allah'ı kim sevebilir ki? Peygamberlerden daha fazla ibadeti kim yapar Allah aşkına? Onun için ayeti kerime onu diyor aslında. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları, görünür görünmez iradeli varlıkları sadece kulluk etsinler diye yarattım. Bu sadece ibadet etsinler diye değil. Biz sadece ibadet etmiyoruz. Eğer böyle olsa imkansız. Yemek yemeyeceksin, ibadet edeceksin. Uyumayacaksın, ibadet edeceksin. Ticaret yapmayacaksın, İbadet edeceksin. Eşinle, ailenle, dostunla vakit geçirmeyeceksin. İbadet edeceksin. Milletin içinde dertleriyle uğraşmayacaksın. İbadet edeceksin. Böyle bir dini siz Kur'an'da gördünüz mü? Peki o zaman ne demiş oluyor Rabbimiz? O illa istisnai munkatıdır. Ne demek istisnai munkatı? Tümü demektir. Yani ben iradeli varlıkların tümünü, hayatını ubudiyet kılsın. Peki hayat nasıl ubudiyet kılınır? Nasıl ibadet kılınır? Uykunu ibadete dönüştüreceksin. Alışverişini ibadete dönüştüreceksin. Muameleni ibadete dönüştüreceksin. Hayattan kopmayacaksın.
hayatı ibadete dönüştüreceksin. Hayattan koparak ibadet etmek ruhbanlıktır. Hayatı koparmayacaksın aynı zamanda. Hayatın içine kulluğu taşıyacaksın. Onun için Maun suresi öyle söyler. اَرَعَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ Dini yalanlayana baksana bir. Allah'ın tarif ettiği dini. Yalanlayana. Ne yapıyor bu? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدْعُ الْيَت۪يمِ Yetimi itip kakıyor. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Yoksulu doyurmuyor ve doyurmaya teşvik etmiyor. Sadece doyurmak da yetmez. Hatta yahuddu doyurmaya teşvik etmiyor. Doyurmak için elinden geleni yapmıyor. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ Böyleyse eğer yazıklar olsun namaz kılanlara. Yazıklar olsun ibadet edenlere. Yazıklar olsun onun ettiği ibadete. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafildirler. İbadetlerinden gafildirler. İbadetin amacından gafildirler. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Onlar gösteri yapıyorlar. Mürayilik yapıyorlar. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ En küçük bir yardımı bile esirgeyen bir insanın ibadeti ne olacak gidiyor? Dolayısıyla Kur'an'ımız bize çifte bir kanat takıyor. İki kanat takıyor. Bu kanadın biri insandan Allah'a, biri insandan insana uzanıyor. Biri tevhid kanadı, biri adalet kanadı. Ve insan cennet adlı o uçmağa bu iki kanatla uçarak gidiyor. Eğer kanadın biri kırılırsa insan düşüyor. Ama maalesef tarih boyunca da biz bu kanatların birini hep kırık görüyoruz. Çok ilginç. İrfan İslam'ın malıdır. Bunu hep ayırt ettim. Onun için irfan anlamında bir tasavvufu benim reddetmem mümkün değil. İslam irfanı Allah Resulü'nün hayatıdır. Ahlakıdır. Edebidir. Dolayısıyla İslam irfanı hep yaşayacaktır Allah'ın izniyle. Bu anlamda İslam irfanını takva temsil eder. Fakat tasavvuf adı altında evrilince ki Akif'imizi burada anmak lazım, verdiler Türkiye tasavvuf adlı olgun şırayı, muttasıl şimdi hakikat kusuyor Sıtkı dayı diyor. Şimdi bunu metin yerine okumuş olayım. Bir de şerh yerine okuyayım. Verdiler Türkiye tasavvuf adlı olgun şırayı, muttasıl şimdi hakikat kusuyor Sıtkı dayı. Bu da şerh yerine. Bir de meal yerine okuyayım da. Akif'imizin ruhu üç kere şad olsun. Ezberleyin diye söylüyorum. Boşuna okumuyorum. Bir ömür var bu dizelerin altında, bu mısraların altında. Akif'imiz bu işin sancısını duymuş bir insandır. Bu işin altına ömrünü koymuş bir insandır. Bu işin bedelini ödemiş bir insandır. Akif kadar irfan ehli biri var mıydı yaşadığı çağda? Siz Akif'in hayatında İslam'a dair en ufak bir gedik duydunuz mu, gördünüz mü? Ahlakında, edebinde, irfanında, hikmetinde. Ama o söylüyor ve bunu içi kanayarak söylediğinden eminim. Benim de içim kanayarak söylüyorum. Verdiler Türkiye tasavvuf adlı olgun şırayı, muttasıl şimdi hakikat kusuyor Sıtkı dayı. Sıtkı dayılar çoğaldı. Şimdi bir zamanlar sırf ibadet ediliyordu. Bundan şikayet ediliyordu. Şimdi ibadetsiz bir tasavvuf moda oldu, biliyor musunuz siz? Hatta dinsiz bir tasavvuf. Adam Müslüman değil, Mevlevi. Gülün, vallahi gülün, buna gülünür. Ama ağlayın. 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 Şililiymiş. Ne bileyim, Amerika'ya giderken aynı hizaya düştük.
Şililiymiş. Şili'de bir Mevlevi dergahı varmış. Ve bunlar Celaleddin Rumi'yi nebi olarak inanıyorlar fakat Müslüman değiller. Konuşmasaydım inanmazdım, duysaydım inanmazdım. Türkiye'deki Mevlevilerin önde gelenleri de bu tipleri iyi bilirler. İçlerinde belki bu tiplerin varlığından dolayı yüzü kızaranlar da vardır. Ama bu tiplerin varlığını ortaya çıkaran bir söylemden dolayı da yüzleri kızarmamalı mıdır? Şimdi bu da böyle. Bir de ayrıca bu memleketin evladı içinde bir batınilik çıktı. Batınilik şimdi öyle bir moda ki özellikle edebiyat severlerimiz arasında. Adam Allah Resulüne düşman, İbni Arabi'ye hayran. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor da oluyor? Yani o zaman bir problem yok mu? Problem sadece bu adamda mı? Böyle mi? Böyle dersek doğru demiş olur muyuz? Kaçmış olmaz mıyız hakikatten? Demek ki ortada böyle bir adamı, böyle bir zihniyeti doğuracak bir fikri müktesebat var. Ortada bir müktesebat var ki adam Allah Resulüne düşman olduğu halde İbn Arabi'ye hayran olabiliyor. Bu da ayrı bir mesele. Dolayısıyla aziz dostlar, denge ne kadar zor. Denge ne kadar mübarek aynı zamanda. Denge dediğimiz hadise ne kadar mübarek. Onun için dengeyi korumak zorundayız. Biz Müslümanlar olarak zorlansak da Allah Resulü'nün temsil ettiği o dengeyi korumak zorundayız. Gecenin abidi, gündüzün mücahidi olmak zorundayız. Cihat budur zaten. Cihat varlığını son gayretine kadar Allah'ın rızası için adamaktır. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. İşte ilk inen ayetler grubundan olan Müzzemmil suresinin ilk pasajının son ayeti böyledir. Varlığını sadece Allah'a adam. Varlığını sadece Allah'a adam. Fergab. Ona rağbet et. Rağbetin ona olsun. Rağbetin ona olsun. Varlığını Allah'a adam. Dolayısıyla aziz dostlar, bugün dengesizlikler arasında bocalayan bir yığın Müslüman, eğer dengeye davet edilmezse maalesef müzebzebine beyne zelik. La ilahe ula ve la ilahe ula. Kutuplar arasında zıplayıp duran, ne oraya ait ne de oraya ait aidiyetsiz tiplerle karşılaşacağız. Bu tipler çoğalacaktır. Kafası karışık tipler, aklı karışık tipler, duygusu karışık tipler, hayatı karışık tipler. Özellikle de hayatı karışık. Bakacaksınız, Firavun'un işlediğini işliyor ama kendini Musa zannediyor. Bakacaksınız. Nemrut gibi yaşıyor fakat İbrahim ismini kimseye de vermiyor. Çok ilginç. Onun için Umre'ye gidiyor, çantasından viski çıkıyor. Ancak bu topraklardan çıkar bu zaten. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar karıştırırsanız işi, varacağı yer burasıdır. O nedenle o zaman ne olur biliyor musunuz? Din Allah'ın dini olmaktan çıkar. Herkes ben Müslümanım der ama onun Müslümanlığının tescili kendisidir. Başkası değil. Allah değil. Oysa önemli olan sizin dininiz hakkında ne dediğiniz değildir. Önemli olan sizin dininiz hakkında Allah'ın ne dediğidir. Allah sizin hakkınızda ne diyor?
bu Müslümandır dedi mi? Bitti. İsterse dünya alem size kafir desin. O Müslüman oğlu, Müslüman oğlu, Müslüman. Benim İslam tarifim içinde böyle bir İslam yoktur ey kul dedi mi? Sen kendini ne olarak tarif edersen. Onun için aziz kardeşlerim, denge altın kural. Bu anlamda eğer Kur'an'ı Müslümanlığınızın merkezine oturtmazsanız, Allah'ın kitabını Müslümanlığınızın merkezine oturtmazsanız, Allah'ın kitabını eğer bilgi kaynağınızın temeline koymazsanız, eğer Allah'ın kitabından girmezseniz İslam kapısına, önümüzde bizi bekleyen dönem tam bir kafa karışıklığı, duygu karışıklığı dönemidir. Geçmişte böyle değildi. Geçmişte işler kolaydı. Çünkü bazıları biliyordu bazı şeyleri. Bilenler konuşuyordu, bilmeyenler susuyordu. Herkes de gidiyor bilenlere soruyordu. Yanlış bilene sorduysa yanlış adam oluyordu. Doğru bilene sorduysa doğru adam oluyordu. Düz böyle düz. Hiç. Ben bilmem diyordu. Ben bilmem. Ama şimdi öyle değil. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi. Ve giderek bu daha da böyle olacak. Daha da böyle olacak. Ve böyle bir geleceğe hangi değerleri taşıyacaksınız? Nasıl taşıyacaksınız? Artık bireyselleşme kaçınılmaz bir umumi bela. Belva. Keşke şahsiyet olsaydı. Benim savunduğum bireyin yerine şahsiyeti koymak. Şahsiyet. Yani hem topluluk içindeki özel, özgün tarafını muhafaza etmek, hem de özgün ve özel tarafını geliştirirken aynı zamanda bütün içinde bir parça olduğunu bilmek ve parçası olduğu bütüne ait olmak. Bu kanserli bir ur gibi olmamak. Urun problemi diğer hücrelerle olan irtibatı kaybetmek, aidiyeti yitiren hücre kanser olur. İnsan da böyledir. Aidiyeti, bütüne aidiyeti yitirdi mi kanser olur. İnsan kanseri. Onun için bu anlamda gelecek daha karmaşık olacak. Gelecekte hiç kimse hiç kimsenin sözünü dinlemeyecek. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. Mecburuz Kur'an'ı dindarlığın merkezine koymaya. Yoksa yok. Bitti. Bitti. Onu söyleyeyim. Çünkü herkes her şeyi biliyor. Bir tık kadar yakın. Eskiden değme muhaddisin ulaşamadığı hadis külliyatına şimdi 8 yaşındaki bir çocuk ulaşır. Hiç tereddüdüm yok. Hiç. Eskiden bir muhaddis şu kadar hadisi hafızasında barındırdığında el üstünde taşınırmış. Şimdi yeryüzünde hadis anamına gezen ne kadar söz var, şu kadarcık bir aletin, flaş diskin içinde önünüzde. Bir kelime yazıyorsunuz, o konuda 1400 yılda ne imal edildiyse önünüze geliyor. Onun için bilgi problemi yok. Bilgiyi taşıma problemi yok. Fakat problem, öyle bir problem var ki hakikate ulaşma, hakikati tespit, hakikati hakikat olmayandan ayırma problemi var. Ayırma problemi, Faruk problemi, Furkan problemi var. Furkan problemini insanlar Furkansız çözemez. Furkan, Kur'an. Başka çareniz yoktur. Başka çaremiz yoktur. Onun için diyorum, Allah Resulü'nün ve sahabenin girdiği kapıdan gireceğiz İslam'a. Başka çaresi yok. Kaçak kapılar bundan sonra kapanmalıdır. İslam'ın binasına kaçak kapı açılmamalıdır. Vizesiz girişler olmamalıdır. Rabbimiz vermektedir vizeyi. Allah'tan başkaları vize merciği olmamalıdır. Allah'tan başkaları ben İslam'a giriş vizesiyim diyorsa Allah yerine kendini koymuştur.
O Allah'tan rol çalmıştır. Haşa. Evet. Ona sen Allah değilsin demek lazım. Yüzüne beraber utanmaz sen Allah değilsin demek lazım. Sen mi kabul ediyorsun bu dine insanları? Dolayısıyla başka çareniz de yoktur. Elhamdülillah bu din insanlığın dini olarak gelmişti. Bugünkü kadar hiç insanlığın dini olmadı. Yeryüzünde Müslümanın olmadığı bir coğrafya sayar mısınız? Ama dediğim gibi bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Yani farukiyetimizi yitirme tehlikesi. Şapın şekere karışma tehlikesi. Çamın bal sakızına, çam sakızının bala karışma tehlikesi. Çam sakızını bal diye yedirme tehlikesi. Hatta zehiri bal diye yedirme tehlikesi. Şapı şeker diye yedirme tehlikesi. İblisi İdris diye yutturma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Herkes olağanüstü ayık, olağanüstü uyanık, olağanüstü seçici olmak zorunda. Bilgiyi seçin, adamı seçin, davranışı seçin, dini seçin. Lütfen din adına her duyduğunuza inanmayın. Her konuşana kanmayın. Mutlaka eskiden sormazdınız, babanız dedenizin sormasına gerek yoktu belki. Ama siz üzümünü de sorun, bağını da sorun, sapını da sorun, üzümü size getireni de sorun. Sorun, yoksa size üzüm yerine hap yuttururlar. Ve yutturdukları hapta uyuşturucu olur. O zaman din afyondur diyene hak vermiş olursunuz. Verdirmiş olursunuz. Rabbim bizi uyandırsın. Rabbim bize şuur versin. Akıl, fikir ve istikametten ayırmasın. Amin ya mu'in. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ gure'el gur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى De ki size bir tek öğüdüm var, yalnızca bir öğüt. İster tek başınıza bulunun, ister başkalarıyla birlikte olun. Sakın Allah'ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini unutmayın. Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın. Amin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر اللهم جمعيتنا المؤمنين الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفة والعافية علينا وعلى المسافرين والمقيمين والمجاهدين في أنحاء العالم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي Allah ve melekleri peygamberi desteklerler. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman edenler. Sallu aleyh. Allah ve meleklerinin desteklediği peygamberi siz de destekleyin. Ve sellimu teslima. Ve bir de candan, gönülden bir selam yollayın. Allahümme salli ala seyyidina. Ve barik ala Muhammedin ve ala Muhammedin.
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْحَاكُمْ عَنْ Sizi uyarmam, size muhalefet etme arzumdan kaynaklanmıyor. اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَسْتَتَعْتُ Tek arzum var, gücümün yettiği kadar ıslah etmek, düzeltmek, daha da güzel olması için çaba göstermek. وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ Bu konuda eğer başarılıysam, bu başarı bana ait değildir. Allah'a aittir. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ Sadece O'na güvendim ve yalnızca O'na dayandım. Allah'a dayananlar yıkılmazlar. Allah'a güvenenler mahcup olmazlar. Rabbim mahcup etmesin. Sadakallahu'l-Azim. Amin.